destek ve geliştirme uzmanı Nurcan. Bu videomuzda sizlerle asteroidler ve benzeri gök cisimlerindeki kaynakların incelenmesi ve dünyamız için tehdit oluşturabilecek gök cisimlerinin yörüngelerini değiştirmesi hakkında kısa bilgiler paylaşacağız. Her gün uzaydaki yüz binlerce nesne dünyaya çarpar ya da dünyanın atmosferine girer. Bu nesnelerden birçoğunun etkisi bizim tarafımızdan fark edilmeyecek kadar küçüktür. Bununla birlikte bazen atmosferde tamamen yanmadan dünyanın üzerine düşebilecek kadar büyük nesneler de atmosferden içeri girebilir. Bu büyüklükteki nesnelerin bile üzerimizdeki etkileri düşüktür. Çok nadiren dünyaya çarpma kriteri oluşturacak kadar hıza sahip büyük bir göktaşı yüzeye düşebilir. Benzer bir olay Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda yaşanmış ve Çiçuluk kraterine neden olan devasa bir göktaşının çarpması dinozorların yok oluşuna neden olmuştur. Peki atmosferi olmayan ayda durum nedir? Ayın kendisini koruyacak bir atmosferi olmadığı için dünyadakinden çok daha küçük bir etki bile kraterlerin oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden üzerinde çok sayıda krater vardır. NASA ve benzeri diğer kuruluşlar, gezegenimizde çarpma riski taşıyan gök cisimlerini belirlemek için gökyüzünü düzenli olarak taramaktadırlar. Asteroid çarpma tehdidini ortadan kaldırmanın yollarından bir tanesi, onları tespit ettikten sonra rotasından saptırmaktır. NASA'nın üzerinde çalıştığı asteroid yönlendirme göreviyle ilk defa dünya büyüklüğündeki bir asteroide bir robot gönderilecektir. Bu görev sırasında asteroid yüzeyinden alınan bir kaya parçası ayın sabit bir yörüngesine doğru yönlendirilecek. Kaya parçası ayın sabit yörüngesine oturtulduğunda astronotların üzerinde araştırmalar yapmaları ve 2020'li yıllarda dünyaya örneklerle geri dönmeleri planlanıyor. Bu görev aynı zamanda NASA'nın 2030'larda Mars'a yapmayı planladığı insanlı görevler için gerekli olan yeni teknolojileri ve uzay yolculuğu deneyimini ilerletmesini sağlayacaktır. NASA'nın 2016 yılında başlattığı diğer bir görev olan OSIRIS-REx ile Bennu adındaki Dünya'ya yakın bir asteroide gidildi. Şu anda yüzeyinden alınan parçanın Dünya'ya geri getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Dünya'ya 2023 yılında ulaşması planlanan bu örneklerin incelenmesi sonucunda bilim insanları, Güneş sisteminin ilk zamanları, hayatın gezegenlerde nasıl oluştuğuna dair ipuçları, Dünya'ya tehdit oluşturabilecek gök cisimleri ve bunların kaynakları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklardır. Şimdiden görevlerle ilgili yenilikçi fikirlerinizi ve çözümlerinizi duymak için çok heyecanlıyız. Tüm First Lego League takımlarına başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.